İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey, hoş nasılsınız, geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Teşekkürler, siz de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız, çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu röportajıma da öncelikle ben böyle bir İbrahim Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri kısaca böyle bir tanımak istiyorum, bu sektörle tanışma hikayeniz. 1967 Konya doğumluyum. 18 yaşımda yurt dışına işçi ailesi olarak gittik. Gurbetçi ailesi olarak. Evet. 18 yaşımdaki serüvenim birkaç sene Hollanda'da çalışarak iş hayatı, ondan sonra 21 yaşından itibaren okuma hayatıyla beraber devam etti. İklimlendirme, ısıtma, soğutma benim 21 yaşımdan sonra tanıştığım bir meslek dalı. Daha öncesinden hiçbir bilgim yoktu. Ama bunu ilerlettik sıra daha verimli, daha güzel bir, keyifli bir meslek olduğunu gördük. Bunu uygularken de insanlara nasıl faydalı olabileceğimizi düşünmeye başladık. Aslında çekirdekten yetiştiniz siz. Aynen. Hani böyle aynen. Baktığımız zaman ve yurt dışındaki bütün bilgi, birikim, tecrübeleri de ne güzel bizim kendi vatanımıza getirdiniz. Uygulamalarımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi aktarabilmek, faydalandırabilmek için. Onunla beraber sektöre faydalı olmaya başladık diye düşünüyorum. İmalat boşluğu vardı. O imalat boşluğunda İmker makineyle beraber doldurmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz peki? Biraz tanıyalım mı? Verdiğiniz hizmetler neler? Ürünlerimizde neler var? İmker Makine 2016'da kuruldu. Limited şirket olarak kuruldu. Bu İmker Makine'nin amacı öncelikle kendi branşımız olan ısıtma, soğutma, iklimlendirme bölümlerinde ihtiyacı olan ürünleri memleketimize, Türkiye'ye ve yurt dışına pazarlamak. Bunu yaparken en ileri bilgiyi, teknolojiyi yurt dışından getirerek yapacağız, yapıyoruz. Evet. Yurt dışında var olan teknolojileri daha da bir geliştirerek evet. Biraz daha verimini arttırarak hem yurt dışına pazarlama hem yurt içine insanlarımıza kullanımına sunmaya çalışıyoruz. Ki bizim buna ülke olarak da İbrahim Bey ihtiyacımız var. Yani bizim üretime ihtiyacımız var. Şu anki ürettiğimiz ürünlerin önce altyapıyı hazırlamadan verim arttıramazsınız. Altyapı bozuk olduğu için veyahut da eksik olduğu için, randıman vermediği için ilk önce altyapıyı yapmamız gerekiyor. Altyapıyla yapabilmemiz için ürettiğimiz şapkes makinelerimiz var. Bu şapkes makinelerimiz hiçbir şekilde ortamı deforme etmeden, bozmadan, ortamı fazla hasar vermeden kanal açarak yerden ısıtma borusu döşenmesi için kanal açıyor. Evet. Yerden ısıtmanın, bununla beraber yerden ısıtmanın verimliliği doğru kullanıldığı zaman, peteklerle kıyasladığımız zaman, öyle söyleyeyim şu anki mevcut peteklerle, %30 ve 50 olarak verim artıyor. Doğru kullanıldığı zaman hem kullanıcının konforunu arttırıyor, hem yaşam standartını daha da bir kolaylaştırıyor. Isınma soğunma dengesini tamamen bir dengeliyor. Konforlu bir şekilde alanda veya mekanda insanlarımız faydalanıyor. Peki nelere dikkat etmeli kullanırken? Çünkü biz bu konuda da çok ciddi yanlış bilgilere sahibiz aslında. Şu ana kadar örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Yurt dışında hiçbir şekilde bize toz kaldırıyor veyahut da ne bileyim yerden ısıtma, ne bileyim ayaklarımdaki ağrıyı arttırıyor veyahut farklı. Böyle bir şeyler hiç olmadı. Yok da zaten. Bana gelen yani tepkiler veyahut da düşünceler veyahut da soruları, dönüşler öyle söyleyeyim. Dedikleri şey şu, ya toz kaldırıyor. Ya bir mekanda toz varsa kalkar. Temizlenmesi gerekiyor. Temiz olmayan bir mekandaki toz kalkar. Çünkü yerden ısıtma, zemin ısındığı için ısı yükseldik sıra tozu da beraberinde kendiliğinden yukarıya çeker. Hayır. Eğer mekan, alan temizse orada bir tozla alakalı bir sorunumuz yok. Ama eğer gerçekten toz var ise kalkar. Aksini iddia etme şansımız yok. Ama insanlar ne yapıyor? Yerden ısıtmanın toz ürettiğini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Yok. Yanlış bilgi. Isındığı için, ısınan hava yükseldiği için o tozu da beraberinde, çok ince olan tozları beraberinde kaldırabiliyor. Yerden ısıtmaya bu şekilde dönüşüm yapılabilmesi için makineler ürettik. Şu an memleketimizin, ülkemizin gerçekten enerji tasarrufuna ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu makinelerimizle şu anda Türkiye geneline 25-26. Bayimizi de oluşturduk diye biliyorum. Her ile bir bayi olarak bayilik veriyoruz. 81 vilayet hedef evet, sanırım. Hedef aynen. Çünkü ikinci bir bayi vermiyoruz. Mesela İstanbul'da bir bayimiz var. Şu ana kadar belki yani 50'nin üzerinde %1 talep mi oldu? Talep var. Evet. Ama şimdi oradaki bayimizin kalitesini düşürmemek için, insanlara vereceği hizmeti kalitesini düşürmemesi için tek bayi diyoruz. Yani doğru hizmet versin, doğru kazanç elde etsin. Şu ana kadar iyi bir verim aldık, iyi bir görüntü aldık. Önce hizmet diyorsunuz önce aslında. Hizmet. Önce hizmet, sonra ticaret anlayışıyla. Ki zaten insanlar kalite alamadıktan sonra, hizmet alamadıktan sonra bir anlamı yok ki. Yok. Yani
bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu konuda tebrik ediyoruz. Çünkü burada şunu anladım anlattıklarınızı istinaden. Burada bir ticari düşünülmüyor. Ticaret düşünülmüyor. Hayır, aynen. Önce insanlara hizmet, onunla beraber memleketimize tasarruf. Bunu eğer bir ölçüde başarabilirsek ne mutlu bize. Bu başarının sırrı nedir? Sektörde bir kere çok ciddi bir istikrar var. Bu herkesin harcı değil. Siz bu konuda bence biraz mütevazı davranıyorsunuz. Röportajdan önce biraz sohbet ettim sizinle ama ya bunu neye borçlusunuz? Merak ediyoruz. Bence sevmek. Memleket. Ben bunu da bir kere işinizi çok seviyorsunuz. Memleketi seviyorum. İnsanımızı seviyorum. İnsanlara faydalı olmak zaten dinimizin bir emri. Yani faydalı olmayan insanın yaşamasından da bir anlamı yok bana kalırsa. Çok. Çünkü insanlar birbirine faydalı olması lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Üretmemiz lazım. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek, üretim demek istihdam demek. Biz eğer vatandaş olarak, Türkiye olarak el birliğiyle bu hamleyi yapmazsak, kol kola girip de bu heyecanı yaşayamazsak yol alamayız. Kesinlikle. Çok ciddi bir ihracat bölümünüz var mesela. Ya buraya da ben bir parantez açmak isteyeceğim mesela. Yani ne güzel, yurt dışında siz bizi temsil ediyorsunuz. Güzel bir marka oluşumu oluştu. Ben size şöyle anlatayım isterseniz. Bu buyurun aslında efendim. Bu belki 20 sene, 30 sene, 40 sene önceki Türkiye'yi anlatmakta kolay oluyor. Ve mesela makinelerimizi ürettikten sonra etiketlerimizi yapıştırdık. Türk malı diyerek etiketlerimizi yapıştırdık keyif duyarak. Ama müşterilerimiz dedi ki ben o etiketin yapışmasını istemiyorum. Türk malı olduğunda bana makinenize yazmayın. Kaldırdık. Ama şimdi her telefon açıcılarına Türk malı makine istiyorum diyorlar. Yani bunu çünkü biz her seferinde makinemizi daha da geliştirdik. Teknolojiyle beraber. Eksiklerimizi, hatalarımızı devam ettirmedik. Yeni versiyonları da geliştirdik. Hatalarımızı öğrenerek yol aldık. Bu da bize gerçekten marka olarak iyi bir dönüşüm yaptı. Şu an yurt dışında özellikle Hollanda ve Almanya'da evet. Güzel bir marka boyutundayız İmkar olarak. Evet, biz o zaman herkesi de buraya davet edelim İmkar makineye. Hem bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler, en azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Buyursunlar gelsinler, ağırlarız. Biz insanlarımıza hizmet vermek için buradayız. Şöyle anlatayım ben istersen. Buyurun. En son cümlemi de öyle bağlayayım. Buyurun efendim. Mesleğimizle alakalı, ısıtma soğutma ile alakalı şu an gerçekten ülkemizde problemler var. Isınma problemleri var, yakıt gider problemleri var. Biz ürettiğimiz ürünlerle, bizim ayrıca bir adil ısı dengi kolektörümüz var. Türkiye'de ilk, patenti de bize ait. Ne güzel. Makinelerimizin patentleri de. Burada üretilen hepsi patentlidir. Hepsi Türkiye'de olmayan ürünlerdir Allah'ın izniyle. Eğer bir sorunları varsa, ısıtmayla, giderleriyle veyahut da dengesizlikleriyle alakalı ısıtma bölümünde yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geleni yaparız. Çözüm üretmeye çalışırız daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Evet, çünkü İmke'de gülümseme hizmet ediyor. Aynen. Bunu söyleyebiliriz. Aynen. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda da görüşürüz efendim. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun efendim, hoşçakalın. Teşekkürler.